Yani kötü olduğunu düşünüyorum. Belki bir yönetimsel hatalar olabilir. Zaten bu da gayet bilmeyen insanların bile anlayabileceği tarzda bir kötülük maalesef. Umarım sonu güzel olur diye düşünüyorum ya. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas. Talas ilçesinde yaşıyorum. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değilim diyelim. Peki ne gibi faaliyetler görmek istersiniz belediye tarafından? Hem Talas hem de Büyükşehir Belediyesi açısından konuşmak gerekirse tekrardan da cevaplayabilirim. Eğer çok rahatsız edilir. Tamam, tekrar söylüyorum. Hem Talas hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesi açısından söylemek gerekirse biraz daha kültür sanata ağırlık verilen bir faaliyet ve eylem içerisine girerlerse ben kendi açımdan daha çok sevinirim. Bir öğrenci olarak böyle aktiviteler bence daha güzel yakışacaktır Kayseri'ye, öyle düşünüyorum. Peki ülkemizin 5 yıl sonraki durumunu nasıl görüyorsunuz? Herhalde çok iyi göremiyorum ya maalesef. Eğer elle tutulur bir adımlar atılabilirse daha mantıklı, bilimsel ve ilmi anlamda daha güzel görebilirim belki ama şu an maalesef çok iyi göremiyorum galiba. Peki siz kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Galiba ben de kendimi çok güzel bir yerde göremiyorum ya. Ben karamsar bakıyorum galiba biraz hayata. Çevremde de öyle bir eleştiri alıyorum. O yüzden ben de maalesef böyle bir ortamda çok iyi bir yerde görmüyorum kendimi. Peki, çok teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi şu an belki de biraz aşırı zamlar, yani biraz zamlar var diyebiliriz ama bunlar dünyanın genelinde pandemi sonrasında yaşanan durumlar. Sadece burada değil. Ben bir ay önce Amerika'daydım. Amerika'da da aynı şekilde, orada da yüksek faizler var. Özellikle konutlarda, kiralarda baya bir artış var Amerika'da. Yani dünya genelinde pandemi sonrasında böyle bir durum her yerde var. Avrupa'yı da ben biliyorum. Avrupa'da da aynı şekilde var. Türkiye'de bir gıda fiyatlarında artış var. Ama bunlar eminim daha önceden olduğu gibi şimdi de var ve ileride düzeleceği kanaatindeyim. Çünkü geçmişte de aynı şeyler olmuştur. Zaman zaman bazı ürünlerde arz talep durumuna göre artışlar olabilir. Bazen bunlar işte dışarıdan temin etmeniz gerekebilir. İthal ihraç etmeniz gerekebilir. Ama bunlar eminim ileride ekonominin kendi kendine düzenlemesi yöntemiyle kendi kendini düzenleyecektir yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet, Mustafa Bey çok iyi çalışıyor. Hizmetleri gayet güzel. Özellikle kendilerinin daha önceki belediyecilik deneyimlerinden eminim Talas ilçesi şu an gayet iyi faydalanıyor. Mustafa Bey yeni hizmetler de getirdi Talas aynı zamanda. Dolayısıyla şu anda yakında bu tramvayın da yeni bir kanal oraya açılıyor. Yakında sanırım hizmete de girecek. Dolayısıyla hem Büyükşehir Belediyesi olsun hem Talas Belediyesi olsun gayet güzel çalışıyor. Tüm başkanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun diyorum. Yalnız biz emekliler mahvoluyoruz. Memur emeklileri maalesef yok sayıldı. Memur emeklileri maalesef yok sayıldı. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyorum. Bulunduğunuz bölgedeki faaliyetlerden memnun musunuz? Memnun. Şimdi memnun da değil desek yanlış bir şey olur. Çalışmaları. Ben bir de belediye emeklisi olduğum için o yüzden şey yapmıyorum yani. Belediyelerimize memnunuz. Peki. Valla şuradaki vatandaşların 100 tanesine sorsan 100 de kötü diyecek. Emekliye sorsam benim gibi çok kötü diyecek. Yani ülke ekonomisi şu an iyi değil. Mağazalara dışarı insan kaynıyor. İçeride hiç kimse yok. İnsanların kıyılık kıyafetine, yediklerine bakın, yediklerine, içtiklerine bakın. Bir meyve, bir kayısı 76 lira olursa, 70 lira olursa bu dönemde bir peynir 200 lira olursa söylemeye hiçbir hacet yok. Ama İnşallah sonu selamet olur diye diye bu hale geldik. Teşekkür ediyorum. Peki ülkenin 5 yıl sonraki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi önemli olan an bu andır. Yaşadığımız saat bir saattir. Yarına ümidimiz olmadığı için 5 yıl sonra kim öle kim kala. Önemli olan insanlar 5 yıla bu şekilde kemer kalmadı. Ne küçültecek porsiyon kaldı ne de yemek kaldı. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi, Yıldırım Beyazıt. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz?
Vallahi şu an ekonomi kötü diyorlar, kaldırım söküp kaldırım yapıyorlar. Ne diyebilir ki insan? Yani madem ekonomi kötüyse, sıkıntı varsa şu kaldırımların önüne geçmek gerekiyor. Kaldırım sök yap nedir bu ya? Anlatabiliyor muyum? Yani ekonomi kötüyse herkese kötü olsun. Milletvekilleri de asgari ücretli maaş alsın. Madem ekonomi kötü, 600 tane milletvekili 3 ay izin ayrıldı. Bir devlet memuru 1 yıl doldurduktan sonra 20 gün izin ayrılabilir. Ve aldığı maaş da 20 bin lira şu an. Bir emekli annem 5600 lira maaş alıyor. Ne yapacak 5600 lirayla? Ne yapacak? Hadi evi var da 5600 lira ne yapılabilir? Simidin tanesi 10 TL. Bir ayda ne yapar? 3000 TL simit yer sadece. Anlatabiliyor muyum? Çok kötü yani. Yani bugünlere çok şükür diye diye geldik. Peki siz bulunduğunuz bölgede ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Vallahi öncelikle şu var. Gençlere yönelik, gençler çünkü bizim için yarının geleceğidir. Gençlere yönelik organizasyonlar yapılması gerekiyor. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Sanat konusunda mesela yarın bir terzi kalmayacak, bir berber kalmayacak, ama bir usta kalmayacak, bir elektrikçi kalmayacak. Gençler ilkokuldan sonra gençlerin faaliyeti neyse onlara yönelik belediyelerin programlar yapması gerekiyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkezde. Bulunduğunuz bölgedeki faaliyetlerden memnun musunuz? Ne faaliyeti mesela? Yani ne faaliyet? Belediyenin faaliyeti mi, yaşamsal faaliyet? Kimin faaliyeti yani? Ekonomi durumunda malum işte, bakın. Çarşıya bir bakın yani. Gurbetçi müşteriler var sadece. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz siz? Yenilik derken? Mesela ne yeniliği? Faaliyet olarak ne görmek istersiniz? Sizin bir özel isteğiniz var mı? Özel istek mi? Peki ülkenin 5 yıl sonra geleceği nerede görüyorsunuz? Daha kötü görüyorum. Peki teşekkür ederiz. Fenerbahçe bu yıl kadrosuna Dušan Tadić, Edin Džeko, Ryan Kent, Rodrigo Becao gibi önemli oyuncular transfer etti. Sen transferler hakkında ne düşünüyorsun? Çok kaliteli transferler. Bu sene şampiyon yapabileceğine inanıyorum. Hani kaliteli kadro kurdu. Bir iki eklemeye de şampiyonluk gelir diye düşünüyorum. Peki hangi bölgelere transfer yapılmalı? Orta saha, bir de gelirse yıldız bir kanat transferi. Kaleci transferi bile. Cengiz Ünder'le prensipte anlaşıldığı konuşuluyor. Oyuncu hakkında ne düşünüyorsun? Yerli takviyesi için önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir oyuncu. Yani kalitesi belli. Yani Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacaktır. Şu ana kadar en beğendiğin oyuncu hangisi transferlerden? Tadić. Peki Fenerbahçe sana göre şampiyonluk hasretini sonlandıracak mı bu yıl? Bence bu yıl sonlandıracak. Peki çok teşekkür ederim. Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Ben size şimdi Fenerbahçe'nin iki oyuncu söyleyeceğim. Siz birini tercih edeceksiniz. Tamam, olur. Bruno Alves mi, Kayer mi? Bruno Alves. Gökhan Gönül mü, Ferdi mi? Gökhan Gönül. Lugano mu, Kim Min-jae mi? Lugano. Roberto Carlos mu, Andre Santos mu? Roberto Carlos. Volkan mı, Rüştü mü? Volkan. Diego mu, Giuliano mu? Giuliano. Højdonk mu, Nobre mi? Nobre. Van Persie mi, Valencia mı? Bir daha sorsana. Van Persie mi, Valencia mı? Valencia. Peki çok teşekkür ederim.